Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi sıfır atık için şöyle bir değerlendirme yapacağım. Ki ben zaten kolay kolay hiçbir şeyi atmam, sevmem. Yani israf sevmem. Cimrilikle hiçbir alakası yok lütfen. Bunun altını kesinlikle çiziyorum. Cimri değilim ama bir şey israf etmeyi, atmayı hiç ama hiç sevmiyorum ve çok üzülüyorum öyle bir şey olduğunda. Şimdi hemen bu tarifime geçiyorum. Kendi topladığım kuş burnularım var. Kuş burnularım. Köye gitmiştim biliyorsunuz. Bir 20-25 gün kalmıştım. Kendi ellerimle topladım. Kuruttum. Getirdim. Ve böyle kış boyunca içeceğim. Evet, birkaç tane kuş burnu. Kuş burnu. Konuşamadım yine. Yani 6-7 tane. Siz kaç tane atmak isterseniz atmaya da bilirsiniz. Sadece elma çayı da yapabilirsiniz. Ben böyle bir minik karıştırıyorum şu an. Ve benim yine çok severek kullandığım safrandan şöyle bir çimdik atıyorum. Çok güzel bir renk verecek ve kokusu biliyorsunuz safranın muhteşemdir. Ve şu elmaların artık kısımları, hani çöpe atacak olduğumuz kısımlarını böyle hemen çekirdekleri, çöpü, falını filanı, kabukları, artıkları ne kalmışsa hemen güzelce doğruyorum. Hatta gördüğünüz gibi sapı. İsraf yok arkadaşlar lütfen. Kesinlikle israf yok. Onun da gözü dışarıda yalnız. Şöyle sapını, çöpünü, her şeyini. Çok sesli çalışıyorum biliyorum ama. Şöyle elimi hemen bir sudan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir karışımım oldu. Hem ziyan etmemiş olduk, değerlendirmiş olduk, hem de şifalanmış olacağız. Fena mı? Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sıfır atık elmalar çayım. Hatta ben tam tutamadım yanmayayım de. Hatta ben şöyle onları koyarak başlayayım. Uf 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 yani. Rengi görebiliyor musun Yasemin? Evet. Gerçekten. Atsaydık çöp olacaktı. Ama şimdi şifa oldu.